Videomu izleyen herkese merhabalar. Youtube kanalıma ilk kez gelenler için ben Sibel Yalçın. Bugün mutfağımda birlikte hazırlayacağımız lezzet Mirföy baklava. Çok kolay, çok pratik. Canınız şerbetli tatlı istediğinde hemen yapabileceğiniz bir baklava tarifi. Tatlımızı şerbeti hazırlayarak başlıyoruz. Çünkü şerbetin soğuk, tatlının da ılık olması gerekiyor. 1,5 su bardağı toz şekeri tencereme koydum üzerine de 2 su bardağı toz şeker ilave ettim. Önce kaynayacak bir suyumuz, içerisindeki şeker eriyecek. 2-3 dakika kadar bekledikten sonra da içerisine ince bir dilim limon. Önce limonu sıkalım. Ardından da kabuğu içerisine bırakarak yaklaşık olarak 8-10 dakika kadar orta ateşte. Önce harlı ateşte pişirmeye başladık ama limonu koyduktan sonra artık ısıyı düşüreceğiz. Orta ateşte pişirmeye devam edelim. Daha sonra kenara alalım. İyice soğusun. Zaten biz tatlının aşamalarını yapıp pişirene kadar şerbetimiz de tamamen soğumuş olacak. Kare tepsinin içerisine çok az sıvı yağ koydum. Ve yumurta fırçasıyla her tarafına eşit bir şekilde tepsinin bu yağı yayıyorum. Ondan sonra milföyleri üzerine yerleştirmeye başlayacağım. İlk kata 4 kare milföy koyuyoruz. Ben dikdörtgen dikdörtgen koymadım. Karenin zaten işareti var mülföy hamurların üzerinde. Daha sonra kesme işlemim kolay olsun diye en alt tabakayı kolayca kesebileyim diye kareyi tam işaretli yerden kesip 4 tane kare olarak yerleştirdim. Burada tek dikkat etmeniz gereken şey çizgilerin yani kesmiş olduğunuz yerler birbirine eşit bir şekilde baksın. Üst taraftan kestiğinizde altta bir kayma olmasın. Eşit bir şekilde kesin. Gördüğünüz gibi bakın kareler tam çizgiler birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ondan sonra da üzerine bolca ceviz, ceviz yerine isterseniz fındık da kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Eşit bir şekilde, mümkün olduğunca eşit bir şekilde bir dolu kase üzerine yayıyorum. Üzeri de iki kat milföy kullanacağım ama burada şöyle bir şey var. Ben e, kabarık sevdiğim için iki kat kullanıyorum. Tek kat da koyabilirsiniz. Şerbeti döktükten sonra en üstteki yufka biraz kuru kalıyor. O yüzden sizi bu noktada uyarmak istedim. İsterseniz bir kat, isterseniz de benim yaptığım gibi cevizin üzerine milföy yerleştirebilirsiniz. Şimdi yerleştireceğim milföyleri kesmiyorum zaten çünkü üstte olduğu için görüyorum işaretli yeri. O yüzden kesmeden dikdörtgen dikdörtgen yerleştireceğim. Artı şeklinde işaretli yerden ilk önce kesiyorum. İsterseniz kare kare, isterseniz de daha büyük dilimler elde etmek için bir kareyi tam yanlamasına kesip birer üçgen elde ederek de dilimleyebilirsiniz. Dilimleme işleminden sonra üzerine tereyağı dökeceğiz. Tereyağını önceden çok iyi bir şekilde ısıttım. Ardından üzerindeki bütün köpükleri temizleyip Ondan sonra da milföy hamurun üzerine yayıyorum. Gördüğünüz gibi tereyağının üzerinde hiç köpük yok. Tamamen köpüğü temizlenmiş tatlının üzerine döküyorum. Tatlının üzerine döktükten sonra tereyağını yine yumurta fırçasıyla şöyle bir üzerinden geçeceğim. Milföy hamurlarını kullanmaya başlamadan bir saat önce difrizden alıp Buzdolabının normal katına koymuştum. Yani milföy hamurunun tamamen çözülmemiş olması gerekiyor. Yarı yarıya çözülmesi bu tatlıyı yapmamız için yeterli. O yüzden de tereyağını döktüğünüzde milföy biraz soğuk olduğu için donma yapacak ama hiç sıkıntı değil. Fırına verdiğinizde zaten o tereyağı çözülecek. 50 gram tereyağı fazla fazla yeterli geliyor çünkü zaten milföy hamuru fazlaca yağlı bir hamur. 50 gramdan fazla koymanıza gerek yok. Fırınımı 200 derecede önceden çok iyi bir şekilde ısıttım. Cam tepsi kullandığım için birinci katında pişirmeye başlıyorum. Yaklaşık 50 dakika sürdü benim fırınımda pişmesi. Altı da üstü de iyice kızardı. Şimdi soğumuş olan şerbeti üzerine döküyoruz. Burada cızırtıyı duymanız için videonun kendi sesini kullandım. Evet, şerbeti dökelim. 10 dakika beklettik. Ondan sonra şerbeti üzerine döktük. Şöyle hafifçe de üzerine bastırıp kenardaki şerbetten de kaşık kaşık alıp üstüne tekrardan döküyorum. Dediğim gibi ben üzerine 2 kat kullandığım için üst taraf en üst katman çok hafif kuru kalıyor. Siz isterseniz üzerine bir kat olarak kullanabilirsiniz. İyice soğudu. Şimdi şöyle yakından da size tatlıyı göstermek istedim kameranın açısında netleştireyim. Dilimi gayet iyi bir şekilde görün diye. Bakın kat kat milföy hamurundan kolay baklavamız hazır. Yapıp yiyen herkese afiyet olsun. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.